Atletizm Ansiklopedisi'nde İstanbul'da eski şampiyon atletizmin bilgesi Turan Göker'le beraberiz. Eşi Ayla Göker soruyor, Turan Göker yanıtlıyor. Ansiklopedimizin sayfalarını çeviriyoruz. Eski kadın atletler hakkında kimleri biliyorsun, tanıyorsun? Zaten çok az sayıda olan kadın atletlerimiz hakkında Aycan Öner, Gülçiray Akbaş, Canel Komur, onun benzeri birkaç daha atlet adı aklıma şu anda geliyor. Fakat bu bütün hani o yıllarda atletizm sporu yapmış olanları unutmuş olmak değil de yeterli derecede ya onlar iz bırakamadılar veya ben onları yeterli derecede tanımamış olacağım ki bugünkü bu soru karşısında biraz şey durumda kaldım. İsmail Hakkı Güngör Bey hakkında ne biliyorsun? İsmail Hakkı Bey federasyon başkanlığı yaptığı süre içinde beni de heyete alma nezaketini diyelim göstermiştir. Onunla beraber çalışmaktan her zaman fevkalade mutluluk duymuşumdur. Asker şeyli olmasına rağmen çok efendi, çok sevecen ve insanlara fevkalade iyi bir şekilde yaklaşmasını bilen nadir abilerimden biriydi diyebilirim. Sadun Özdede hakkında ne biliyorsun? Sadun Özdede Kadıköy'lü olması, Fenerbahçeli olması ve benim de aynı tatları taşımam dolayısıyla çok eski bir arkadaşımdı. Aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü'nde yönetici olduğu dolayısıyla da benim idaremcimdi. Onun için kendisini her zaman çok sevmişimdir, çok saymışımdır. Çok efendi ve atletizmi gerçekten bilen, seven ve yaklaşımı her zaman aydın olan bir arkadaşımızdı. Cüneyt Koryürek Bey'i hakkında da bilgi almak istiyorum. Cüneyt Koryürek'i daha ziyade ben de atletizm istatistikçisi olduğum için kendisi de bu işin şeylerindendir, yani başlangıcını yapanlardan biridir. Atletizm istatistikçisi olarak Cüneyt'le beraber uzun yıllar beraber çalıştık. Türkiye'nin en iyi derece yapan atletlerin listelerini çıkardık ve bunları Avrupa'daki bir takım meslektaşlarımıza da yolladık ve onlardan da cevap almış olduğumuz için her zaman kendisini minnetle anarım. Size sormaya devam edeceğim. Buyurun. Yılmaz Sezak hakkında da bilgi verir misiniz? Yılmaz Sezak'ı çok o kadar yakından şey yapamayacağım. Tanıdım diyemeyeceğim. Çünkü kendisi yani İstanbullu olmayınca biraz daha zor oluyor. Ancak yarışmadan yarışmaya gördüğümüz, hal hatır sorduğumuz spor arkadaşlarımdan biriydi. Her zaman sizden duyduğum Naili Moran Bey hakkında da güzel bilgi verirseniz seviniriz. Naili Moran abimiz diyeyim. Hakikaten Türk sporuna, bilhassa atletizm sporuna unutulmayacak hizmetler yapmış ve bu sporun bir duayeni olarak damgasını vurmuş. Sadece Türkiye ve Balkanlar değil, dünya çapında hakikaten çok kıymetli bir spor adamıydı. Herkes onu tanırdı çünkü hem böyle 3-4 insanla vakıf olması, herkesle gayet samimi bir ortam içine girmesi dolayısıyla yani onu sevmeyen dünya atletizm sporunda yer alanlar arasında pek kimse olduğunu tahmin etmiyorum. Ruhu şad olsun. Zannederim sizin abinizdi yani Jerfi Fıratlı, evet, Bey. Evet. Onun için ne diyeceksiniz? Jerfi Fıratlı abimiz, o da Naili Moran abimizin artık hani yetiştirdiği, yanında her zaman dolaştırdığı, iş verdiği, vazife verdiği ve ondan da muhakkak ki büyük faydalar almış kendisi. Zaten Naili Moran, Jerfi Fıratlı ikilisi yıllarca Türk atletizmine büyük hizmetler vermişlerdir. Unutulmayacak hizmetler vermişlerdir. Her ikisini de sevgi ve şeyle anıyorum.
Turan Bey, Nuri Turan Bey için ne dersiniz? Ben Nuri Turan abimiz, ona da abimiz diyelim. O da asker kökenli ve otoriter bir şahsiyetti. Onun federasyonunda da görev aldım. Hakikaten Türk sporuna gerek sporcu olarak, sonra da idareci olarak büyük hizmetler vermiş. Unutulmaz hatıralarla dolu bir abimdi. Onun sahibi değer Şevki Koru Bey. Efendim Şevki Koru maratonun hani duayenlerindendi. Türkiye'de maratonun bilhassa 30'lu 40'lı yıllarda gelişmesine ve tanınmasına yol açmış. Bizzat yani ufak boyuna rağmen çok başarılı olmuş bir spor abimizdi. Onu da rahmetli anarım. Hakikaten uzun mesafe koşularında tabii maraton başta olmak üzere çok böyle değerli sporcuların da yetişmesine el uzatmıştır. Onun da ruhu şad olsun. Hakikaten büyük hizmetler vermiştir yaşadığı yıllarda. Arkadaşınız Ruhi Sarıay. Evet. Ben Ruhi abiyi tabii İstanbul'da olduğu için daha yakın tanırım. Ondan gayet böyle biraz çapkınlığı da vardı onun. Yurt dışı seyahatlerde beni yanına alırdı. Bana bak gördüklerinden falan bir gözünün bir tarafını kapat, kulağının bir tarafını duymamazlıktan gel derdi. Çapkındı, yakışıklıydı ve hakikaten çok centilmen, çok bir kere iyi bir sporcuydu her şeyden önce tabii. Yani üç adım atlamak gibi hakikaten zor bir branşta Türkiye'yi temsil etmesi kolay kolay unutulacak bir hizmet değildi. Güzel Maksut İşman Bey. İsmini sormak ister misiniz pardon? Onun hakkında bilginizi. Evet. Efendim Rıza abi benimle atletizm sporuna, uzun mesafe koşularına başladığım yıllarda çok büyük yardımlarını görmüş oldum. Kıymetli bir abimdir ve o zamanın yani benden önce Türkiye'nin en iyi uzun mesafe koşucusu, en iyi 800-1500 metrecisi olarak zaten isim yapmış biriydi. Kendisi Feriköy'de otururdu, ben de Şişli'de otururdum. Dolayısıyla şunu da söyleyeyim, çok zaman onun evinde gider eşofmanlarımı giyer, antrenmana çıkardım. O bugün Turan şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye beni uzaktan da olsa görür, gözler ve antrenmanlarımı ona göre ayarlardı. Onun için kendisine o koştuğum ve başarılı olduğum yıllarda teşekkür borçluyum. Doğan Acar Bey, hep bahsini duyarım sizden. Evet. Yani. Doğan Acar Bey, Fenerbahçe Kulübü, tabii Kadıköy, Fenerbahçe Kulübü dolayısıyla aynı mesafede yarışmamamıza rağmen, çünkü o 404 sengel, 200 metre koşardı. Ama işte bizim takımımızın kaptanı olarak olsun, Kadıköy'de olması lazım. Aynı zamanda antrenman yaptığımız günler hemen hemen hep beraberdik. Çünkü haftada 3 gün dahi antrenman yapılsa Fenerbahçe stadına bir araya geliyorduk. Fenerbahçeli atletler, işte gençler bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Ve Doğan Acar Bey'in de zaten kendisi de Deniz Harp Okulu'nda öğretmendi ve Türk atletizmine hakikaten büyük hizmetler yapmış bir abimizdi diyelim. Aramızda çok yaş farkı olmamasına rağmen. Ama iki arkadaşımız kaldı. Celil Uçaner. Evet. Yani Celil Uçaner asker kökenli. Aslında Ankara'daydı. Disk atardı, gülle atardı ama bilhassa disk atladı. Oradan da kendisiyle her zaman şeyimiz vardır. Yani görüşürdük, konuşurduk. Zannederim o da beni severdi. Ben de onu sayardım. Celil abi derdim. Onun da hatırasını yani böyle şeyle yad etmek isterim. Bir kişiyi daha soracağım size. Muzaffer Selvi Bey. Evet. Muzaffer Selvi aslında Zonguldaklıydı. Oradan yetişmiş bir sürat koşucuydu. Fenerbahçe Kulübü'ne geldi. Orada lisansiye oldu. Ve yıllarca Fenerbahçe'ye ve Türk atletizmine hizmet etmiş iyi bir sürat sprinterdi. Sürat koşucu ve sprinterdi.
Tevfik Böke Bey. Tevfik Böke. Eski abi, yani onu da şöyle diyeyim. Bizce yaşça büyük, kendisi de zaten Bahreyliydi ve Türk sporuna hakem olarak o zaman bildiğim kadarıyla ve eskiden de tabii sporu muhakkak yapmış hakem olarak kendisini tanırdım. Neriman Tekil. Evet, Neriman Tekil Fenerbahçe kulübünün olsun. Zaten onlar Neriman, Kamuran ve Firuzan Tekil, üç kardeş. Evet. Türk sporuna özellikle yani atletizme yıllarca hizmet etmiş kardeşlerden biriydi. Onu da, o da beni çok iyi tanırdı. Ben de onu çok iyi tanıdığımı zannediyorum. Çok hakikaten kıymetli insanlardı. Evet. Türk sporuna, Türk atletizmine büyük hizmetler yapmış abilerimizden biriydi. Ahmet Aytaç. Ahmet Aytaç kendisi Elazığlıydı hatırladığım olduğuna kadar. Maratoncuydu. Dolayısıyla çok yakın bir arkadaşlığımız, dostluğumuz olamamıştır. Çünkü o Elazığ'da maratoncu, ben İstanbul'da orta mesafe koşucusu olarak fazla böyle şeylerimiz çatışmamıştı. Şimdi size birkaç meşhur atlet soracağım. Cahit Öner, evet, ve Osman Coşkun. Tabii evveler Cahit, evet, Öner'e cevap alalım. Ben Cahit Öner, aynı mesafelerde koşardık. O 800 metre, 1500 metre, aynen ben de aynı mesafede ve o Galatasaraylıydı ve Fenerliydi. Onun için birçok yarışlarda rakip olarak şey yapmıştı. Onun dışında milli yarışmalarda her ikimiz de 800 ve 1500 mesafelere takım elemanı olarak seçildiğimizde birlikte yarıştığımız ayrıntılı forma altında pek çok yarış olmuştur. Osman Coşkun. Osman Coşkun, o ben 800-1500 koşarken Osman daha ziyade 5000-10000 daha uzun mesafe dediğimiz yani yarışmaların şeyiydi. Ama zaman zaman o da bizim gibi bizim mesafemizi inerdi. Yani 1500 metreye en azından. Onunla da beraber yarışmalarımız olmuştur. Ama asıl kendisinin mesafe olarak diyebilirim ki 5000-10000'iydi Osman. Cezmi Or? Cezmi Or'u tabii bir kere ismen tanırdım. İkincisi, ben Robert Kolej'de talebeyken Cezmi Or rahmetli oraya öğretmen olarak gelmişti. Dolayısıyla onunla da böyle bir atletizm sporu mevzuunda birlikteliğimiz oldu. Zaman zaman beni uyarmıştır, zaman zaman ondan sonra işte hocalık yapmıştır o yönleriyle. Fakat asıl tabii kendisinin, yani Türk sprintinin, süratinin koşucularının başında sayılması lazım gelen bir isimdir. Cezmi Or, evet. Fahir Özgüden'e ne dersiniz? Fahir Özgüden, o Ankaralıydı. O 400 ve 400 engelli koşardı. Onunla hani tabii şey olduğu için, hani Ankara, İstanbul olunca insan her zaman birbirini göremiyor antrenmanlarda. İşte yarışmadan yarışmaya görürdük. Görüştüğümüz zaman da tabii işte tokalaşırız, zaman zaman sarılırız, öperiz. Onun başarısına ben sevinirim. Belki beni başardım o sefer. Yurt dışı seyahatlerde birlikteliğimiz sık sık olmuştur. Turan Bey, bir de sizin çok beraber olduğunuz Ekrem Koçak diye bir arkadaşınız, atlet vardı. Efendim, Ekrem Koçak Ankara'da yaşamasına rağmen o da Fenerbahçe kulübünü bir şeyiydi, koşucusu. Dolayısıyla pek çok yarışta hem rakip olmuşuzdur birbirimize, hem de beraber özellikle milli yarışmalarda ay yıldızlı formayı beraberce temsil etmişizdir. Ekrem, ben şey için söylemeyeyim, maalesef kendisi Türkiye'de onu yetiştirecek, ona böyle idman verecek, ona yol gösterecek antrenör ve idareci yokluğu dolayısıyla yapabileceklerinin diyebilirim ki ancak yarısını yapabilir. Çünkü Ekrem, ben affedersiniz, katır gibi derler ya, fevkalade güçlü, kuvvetli, idman yapan, yani şey gibi koşan, hırsla koşan
ve böyle yani zaten yarış başlarken tabanca sesiyle beraber o fırlayışı, o gidişi unutulmaz, unutulmaz. Ama dediğim ya, yani hakikaten çok büyük bir kıymet ama yeterince bilgili hocaların elinde maalesef olmadığı için yapabileceğinin belki üçte birini, üçte ikisini yapabilmiştir. Yoksa hakikaten Ekrem kolay kolay yenilir, yutulur bir lokma değildi, şey gibi koşardı. Şey gibi koşardı, at gibi de bir elim attı, affedersin. Turhan Bey, en son söylemek istediğiniz nedir? Ben şimdi şöyle söyleyeyim, ben 90 yaşındayım. Beraber koştuğum, kimiyle takım arkadaşı, kimiyle rakip olarak yarıştığımız kardeşlerimi, ne yazık ki erken kaybetmiş olmanın hüznünü her zaman taşımaktayım. Ben başta söylediğim gibi yaşım 90. Keşke onlar da böyle 90'lara gelselerdi de yine böyle bugünkü gibi güzel bir sohbet yapabilseydik, yeseydik, içseydik, eski hatıraları canlandırsaydık. Yine biraz işte Türk atletizmine hizmet edebilmek için belki federasyonlarda görev alırdık. Gençlere örnek olmaya çalışırdık. Ve tahmin ediyorum bu her zaman benim için bir hüzün olmuştur. Ben bu yaşa geldim, beraber yarıştığımız arkadaşlar niçin erken ayrıldılar bu dünyadan diye üzülmüşümdür. Çok dost. Üzülmüşümdür. Hepiniz çok dostunuz. Hiçbir elbette, elbette. Şey yani takım arkadaşlığı, milli takım arkadaşlığı, gittiğimiz olimpiyatlar, efendim, Avrupa Atletizm Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Balkan Şampiyonları, yıllarca beraber koştuğumuz, aynı odayı paylaştığımız, aynı yolculukta yan yana oturduğumuz çok kıymetli arkadaşlardı. Ben tekrar ediyorum, yani 90'da ben geldim ama keşke Allah onlara da ömür verseydi de bu sohbeti, bu röportajı onlarla bir arada el ele kol kola yapmış olsaydı. Rahmet olsun. Onun için onlara da rahmetle anıyorum. Erken bırakıp gittiler ama Allah'ın takdiri, Allah'ın takdiri. Efendim, Atletizm Ansiklopedisi'nin başka sayfalarında buluşmak üzere.